İşte insanoğlu Leyla. Bu deniz gibi. Bulunduğu alana sığmaz. En ufak bir boşluk bulsun, orayı da doldurur. Doymaz. Bu gerizekalılar da öyle. Onlar en ufak bir imkansın. Bir daha bıktıkları adam olurlar. Velid. Ölüm konusundaki fikrimi biliyorsun. Saçmalama. Bence sen saçmalama Leyla. Onlar ölmezse önce ben, sonra da sen ölürsün. Artık insanları düşünmekten de vazgeç. Onlar bir imkanını bulsa önce beni, sonra da seni hiç düşünmeden öldürürlerdi. Buna emin ol. Bunu şimdi konuşmayacağım. Ama zamanım gelecek. Bunu hiç konuşmayalım Leyla. Vedat çıktı mı? Çıktı. Tamam. O zaman oyunumuz başlasın. Ateşi aradın mı? Aradım. Da anlamıyorum yani. Sara varken sen bu ateşe niye bu kadar güveniyorsun? O zaman anlamadığın soruları bana sorma Leyla. Sara'nın işi var. Leyla, hadi Leyla, hadi. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Sen yaşıyor musun lan hala? Sayılır be abi. Sana bir şey anlatmam lazım. Eyvallah. Ne anlatacak bir şey sen bana? Bir çete kuruldu abi. Bu çetede ben de varım. Oğlum sana 50 kere söyledim. Böyle küçük böcük işlerle uğraşma diye. Elin silah tutuyor aslanım. Gel yanımda çalış. Böyle aptal aptal işlerle uğraş. Abi küçük iş değil, büyük iş. Hayırdır, kimi soyacaksınız? Seni abi. Ulan! Ben aptal mıyım ya? Seni soyacak kafa var mı bende? Bak, şurada bir araba var. İçinde de çetenin adamları var. Birazdan buraya gelip tarayacaklar burayı. Senin bir ocak varmış şurada. İçte para doluymuş. Her şeyden haberdarlar abi. Kim ulan bu acın delikanlısı? Abi sakin olun ya. Abi bak, durumu ortaya çıkaracaksınız. Bütün planı bozacaksın. Ben sana yardım etmeye geldim. Arabanın şoför koltuğunda oturan adam seni tanıyor abi. Korkuyor. Sen kendini bir göstersen kaçıp gidecekler. Abi beni yaşatmazlar bak. Size güveniyorum. Ben onlara yaşatmam oğlum. Kaldır elini de şu an. Nasıl? Yakışıklı çıkmış mıyım müdahale? Amirim, ya bir yanlış anlaşılma oldu. Ben sandım ki... Bizim de bir arsa işi vardı müdahir. Onu nasıl çözeriz bir oğlum? Benim arsayla ne işim olur amirim? Ben kahveciyim. Çay kahve ısmarlayayım. Ulan maden arsadan marsadan anlamıyorsun. Çay kaşığı yerine neden silah satmaya çalışıyorsun lan? İndirin bunu. Al 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 al. Ulan Vedat! Şerefsiz Vedat! Seni bulacağım. Bas bas bas. Topla topla kahveyi. Topla. Topla. Çıkın lan dışarı. Abi Allah senden razı olsun. Bu şerefsiz dünyamızı kararttı. Kahve diye girdik, mafyaya bulaştık. Kız kardeşim 4 aydır bu şerefsizin evinde. Bir de sana şerefsiz diyor. Ben de anlamadım lan. Nereden anladın benim şerefsiz olduğumu? Al aslanım bunu. Arka kapıdan kaç. Bir daha da buralarda dolanma. Eyvallah abi. Abi neredesin ya? 2 saatte tuvaletteyim. İçerisi bok gibi kokuyor ya. Lan kokar tabii tuvalet. Çabuk doldur hadi. Bak şurada da var, şurada da var. Doldur, doldur, doldur. Çok merak ediyordum biliyor musun? Bunca yıl o kadar sorgun yapıp yakalanmama. Polisle çalışıyor musun meğer? Polisle falan çalışmıyorum. Sevmediğim insanların suretleriyle soygun yaparım ben.
Ayrıca yaptığım bütün soygunların failleri de yakalandı. Nasıl ya? Yüzün aktı falan mı yapıyorsun? Dalga geçme be, ciddi bir şey sordum. Plastik makyaj diye bir şey duymadın sen herhalde. Saydın mı? Ne kadar var? Ben ne kadar olduğunu biliyorum. Ama bu sizi ilgilendirmez. Ulan oğlum, daha dün demedin mi? En büyük soygunu yapana hayat garantisi verdin. Ne kadar çarptığını bilmesem nereden bileceğim ben yarın beni öldürmek için yalan söylemediğini? Oğlum sen gerizekalı mısın? Ha? Yalan da söylesem içinizden bir kişi elbet en büyük soygunu yapmış olacak. Hanginizin yaşayacağı benim umurumda değil oğlum. Ben şimdi miktarı söylersem, yarın soygun yapacak arkadaşların motivasyonu düşebilir. Ben bu riski alamam. Ben nasıl size güvendiysem, siz de bana güveneceksiniz. Çok sağ ol be. Cidden iyi ki getirdin. Kendi işini görmek için bize köpek gibi ihtiyacın var. Bizi uzun zamandır izlediğini söyledin. Neden biz? Çünkü bu işleri başkaları yapamazdı ondan. Kendini kandırma. Kenan, sen akıllı adamsın ama biraz malsın lan sen. Bu soygunu yapacak daha kalifiye adamlar bulabilirdim ben. Ama bana yaşama aşık olan adamlar değil, sizin gibi ölecek gerizekalılar lazımdı. Sizi seçtim. O yüzden boş muhabbeti kesin. Yarınki soygunu bekliyorum. Hazırlıkların tamam mı Kenan Bey? Hazır hazır. Soyacağın adam gaddar bir adam. 8 yıl yanında çalıştım. Kim olduğunu bana anlat. İyi tanımamışsın demek ki. Tanısaydın 3 yıldır milyon dolarların üzerine yattığını bilirdin gerizekalı. Evet, ilginç bir adam. Bankada 5 kuruş parası yok. Bütün parası yatak döşeklerinin içinde. Manyak. Gerçi şimdi de manyak. Ne yani, asansör mü soyacağım? Sen riske gir. Sen direkt binayı sök gittir. Konuşma lan saçma sapan. Plan önünde. Plana odaklan. Bu bilgilere nasıl ulaştın sen? Cidden benim hakkımda hala bunu mu merak ediyorsun? Benim her yerde adamım var. Böylece her yerde de gözüm var. Gözüm. Bravo. Beni görünce şaşıracak. Bana ne oğlum sizin duygusal şaşkınlığınızdan? Sen git benim paramı getir. Paramı. Param. Param pam pam param pam pam da be. Benim mesai biter. Yarın yine konuşacağız. İyi hazırlan. İyi hazırlan. Param pam pam param pam pam bara 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 bara. Her zaman böyle misin? Nasıl böyle? Ne oldu? Dün annen hakkında konuşurken gözlerin dağındı. Kapat canım. Bir erkek bir kadını gerçekten sahiplenirse o kadın dünyanın en güçlü kadını olabilir. Hiç böyle hissetmedim. Hiç şaşırmadım. Evlat olsan sevilmezsin. O yüzden de fazla kimseyi suçlama. Tam zamanında geldin Sara.
Gelsene içeri, çay demledim. İçeriz beraber. Bir sonrakine geleyim Ayşe. Sonra görüşürüz. Dikkat et kendine. Ya sana gitmeni söylemiştim Sara. Seni böyle görmek istemiyorum Yalit. O zaman git dediğimde gideceksin. Lütfen sana söylediklerimi yap. Buraya geldiğinde kendini kaybediyorsun Yalit. Her şeyi berbat etmenden korkuyorum. Bitti mi? Lütfen bitmediyse de bitir. Lütfen git. Başlasın yarışlar, ey başlasın sen.